ekonomik programın başarıya ulaşması için birbirimizi daha iyi anlamalı, fikirlerimizi paylaşmalı, aramızdaki empatiyi geliştirmeliyiz. Kamu ile reel sektör arasındaki iletişimi güçlü tutmalıyız. Özel sektör olarak yüksek ve istikrarlı bir büyüme sürecinin cazip bir yatırım ortamının ön koşulu olarak öncelikle makroekonomide istikrar olması ve belirsizliklerin giderilmesinin gerektiğini de farkındayız. Sağlanan istikrarı, döviz dengesindeki iyileşmeyi, kredideki artışlar bunun sonucu olarak da görmekteyiz. Elbette bu... Bugün geldiğimiz noktada dünya ekonomisinin 3 temel krizle karşı karşıya olduğunu söylemek mümkün. Çoklu krizler olarak da nitelendireceğimiz bu krizlerin ilki yönetim ve yönetişim krizi. İkincisi finansal krizler ve son olarak üçüncüsü iklim krizi olarak ortaya çıkmakta. Bunlara ek olarak ülkemiz de dahil olmak üzere bugün pek çok ülke dördüncü bir kriz olan demografik kriziyle karşı karşıya. Nüfus hızla yaşlanıp genç nüfus oranı azalırken bu dönüşüm ülkelerin ekonomik ve sosyal yükünü artırmakta, geleceğe yönelik nitelikli insan gücü kaynağının sınırlanmaktadır. Son açıklanan nüfus projeksiyonları doğurganlık hızı %1.51'e gerileyen ülkemiz için de 2030'un ilk yarısında yaşlı nüfus oranının %15'i aşacağına ve demografik fırsat penceresinin kapanacağına işaret etmektedir. Aynı zamanda dünyanın çeşitli bölgelerindeki çatışmalar ve ekonomik eşitsizlikler göç hareketlerini giderek daha da yoğunlaştırmakta. Mevcut göç akımlarına karşı koymak, bu akımları fiziki kuvvetle engellemek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Göçün sağlıklı yönetimi için kalıcı ve uyum sağlayıcı çözümler geliştirmesi zorunludur. Hem demografik hem de küresel güç dengelerindeki bu değişimler, küresel ekonomik düzenin geleceğine dair belirsizlikleri artırmakta ve ülkelerin kendi stratejilerini oluşturmada kendi içerisindeki işbirliği ihtiyacını yeniden gündeme getirmektedir. Küresel ticaret tarafında ise finansal koşulların sıkılaşması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dünya mal ve hizmet ticareti hacmi 2023 yılında %0.8 oranında oldukça düşük bir büyüme gösterdi. Birçok ülkede izlenen korumacı ticaret politikaları küresel ticareti olumsuz yönde etkilemekte. Yeni dönemde küresel ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelmesi de olası görülmekte. ABD'nin önümüzdeki dönemde başta Çin olmak üzere Avrupa Birliği ve diğer ülkelere karşı iç pazarını koruyucu ve yeterli üretimi destekleyici tedbirler almasına yönelik değerlendirmeler ağırlık kazanmakta. Bu durumun küresel ticaret hacmini daraltarak özellikle ithal tüketim mallarının fiyatlarını artırabileceği değerlendirilmekte. Öte yandan ABD'nin Çin'e karşı alması muhtemel tedbirler, Çin'in ülkemizin en büyük pazarı olan AB'ye ve diğer pazarlara daha fazla yönelmesine sebep olacaktır. Buna karşın küreselleşmenin yerine bölgesel ortaklıkların veya adalaşma olarak tanımlanabilecek ülkeler arası işbirliklerinin ön plana çıktığı günümüzde Türkiye için tehditler kadar fırsatlar da bulunmakta. Avrupa ve ABD'nin bazı ülkelerin uyguladığı ticari engeller sonucu üretimin başka ülkelere kaydırması da gündeme gelebilecek. Türkiye bu noktada COVID-19 döneminde gündeme geldiği gibi bölgesinde yeni bir üretim ve tedarik üssü olma potansiyeline sahiptir.